Evet arkadaşlar, işte mera, işte kısa zamanda bulduğumuz kadayıf mantarları. Hemen girdik, 3-5 karıştırdık, hemen bulduk. Zamanımız kısıtlı olduğu için döneceğiz. Hadi gelin bakalım, anlattık mantarımızı, nelerde nasıl bulunur. Hepsi videonun içinde. Tekrardan şöyle merayı da göstereyim. Keyifli seyirler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba, Kamuran Aslan ben. Kanal videoya hoş geldiniz. Bugün çok güzel doğa harikası bir yerdeyiz. Sonunda çamlıklardan çıkıp meşeliklere girmeye başlayacağız artık. Neden? Çünkü çok sevdiğiniz bir tür olan kazayağı mantarı zamanı geldi. Güzelliğe bakar mısınız? Meşeri özlemişiz ya. Çam da güzel ama meşenin yeri ayrı. Ben şahsen meşeliği daha çok seviyorum. Kazayağı mantarını bu şekilde. Bunlar yaklaşık 15-20 senelik falan vardır. Altı bu şekilde biraz temiz olmak kaydıyla bulabilirsiniz. Yani biz Çanakkale için diyorum, bizde yavaş yavaş başladı. Diğer bölgeler için de mutlaka başlayacaktır. Geldik bakalım. Geçen sene ilk bulduğum yerden başlayacağım. Mantar bulabilecek miyiz? Var diye duydum. Ya zaten çıktığına emindim de. Yani vardır diye düşünüyorum da. Pek gelemedik bu ara. İşlerimizden dolayı biraz yoğunuz. Ama bugün bir fırsat buldum, hemen bir iki saat de olsa dedim mutlaka meraya gidip bakacağım. Hadi başlayalım. Çok fazla lafı uzatmayalım. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar bu arada. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar, meraya adım atmıştık. Meraya ayak bastık ve Bismillah dedik. Geçen sene ilk mantar bulduğum yerde bu sene de ilk mantarlarımı gördüm arkadaşlar. Oo, vallahi çok hakikaten özledim sizi ya. Vallahi bu sarı mantar, bilmiyorum, bunun yeri ayrı ya. Çok dayanıklı, güçlü bir mantar. Bakın, 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 bakın. Gelenlere bakın. Gelenlere bakın, gelenlere. Daha buraları arkadaşlar dolacaktır. Bakın daha da buradan bile patlıyor. O yüzden çok fazla karıştırmayacağız. Hatta kapatalım. Bunları birisi alır ama hadi bakalım hayırlısı diyelim biz de. Yine kısmen de olsa şöyle bir örtelim. Ama şunları arkadaşlar alacağız. Ah, aslanlar gelin bakalım. Hafif kayısı tadı oluyor genelde ama şu an yok. Şu an ilk mantarlarda böyle bir şey göremedim. Mantarımız arkadaşlar Cantharellus cibarius. Kazayağı mantarı, sarı kız mantarı, tavuk bacağı, tavuk mantarı Karadeniz'e geldi böyle diyorlar. Karadeniz'e gittiğim zaman da orada da çok güzel mantarlar buluyorum. Oo, çok iyi. Şöyle yapalım da bunu kapak fotoğrafı yaparız. Bu şekilde çok hani bana göre lezzetli ve dayanıklı bir mantar. Mantarımız arkadaşlar bakın bu şekilde sarı şapka. Lamel yok arkadaşlar mantarımızda. Mantarımız damarlı bir mantar. Bakın bu şekilde göreceksiniz. Hani bulduğunuz zaman da mutlaka kontrol edin. Damarlı bir yapısı var. Buna benzer mantar geçen sene Kaz Dağları'nda sadece sahte kazayağı mantarı bulmuştum. Onun haricinde hiç daha hani bu şekilde benzer. Bir de avulu mantar var ama o daha turuncu. Farklı bir yapısı var. Dediğim gibi bu damarlı yapısından kolaylıkla mantarımızı ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bunlar lamel değil, damar arkadaşlar. Çok fazla da hani karıştırabilecek bir tür değil. Çok güzel, çok deli, çok dayanıklı bir tür. Bir de toplaması çok keyifli. Yani bir yerde buldunuz mu? Yani şu an için daha yeni başladı tabii de. Bir sepet mantar bulabilirsiniz arkadaşlar. Öyle güzel bir türümüz. Bence iyi başladık. İnşallah devamı da gelir. Hadi biraz daha gezelim. Evet arkadaşlar, ilk kazaya mantarımızı bulduktan sonra bakın burada da çok güzel tazelikte pusula mantarlarımız var. Sırtı gökçeler var. Hem de hiç kurt yok. Süper, süper, süper. Bakın burada o da çok iyi saklanır böyle. Zaten bunun yarısını yemişler bile. Bize sıra gelmemiş ki. Bunlardan da gördüğünüz zaman alabilirsiniz arkadaşlar. Rusula türüdür bunlar da. Rusularla ilgili birçok videomu orada anlattım. Kırılgan mantarlardır. Bakın bu şekilde kırılıp giderler. Şey pardon, bu şekilde kırılıp giderler. Küçük bir parça alıp ağzımıza atıyoruz. Eğer acı değilse ve kötü kokmuyorsa tüketilebilir. Kabul ediliyor. Rusular için geçerli bir sistem, yöntem bu. Ben alıyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir tane var.
Geçen sene tükettim bunlardan. Güzeldi. Hafif. Hafif güzel bir mantar. En güzel tabii küflü mantar. Veya bir elik mantarı gibi değil ama. Yine de lezzetli bir tür. Biliyorsunuz Ruslarda bol bol yüzük vesaire yok. Bakın hemen onun yanında çıkmış. Bu da yine Amanita Rubensis arkadaşlar. Kızaran gelin mantarı. Bin bir surat bir mantar. Hemen şurada bakın sapında kızarıklardan mantarımızı kolaylıkla edebilirsiniz. Amanita türlerinden biliyorsunuz. İyi tanımıyorsak uzak duruyoruz. Normalde bu mesela çok iyi pişirildiğinde tüketilebilen bir tür olarak kabul ediliyor. Fakat ben çok tercih etmiyorum. Hiç tüketmedim. Tüketmeyi de düşünmüyorum. Çünkü birçok çok daha güzel mantar var. Bu mantarı neden seviyorum? Tam bir mantar habercisi. Yani bu varsa bu ne diyor? Ben çıktım diyor. Ben başladım diyor. O zaman diyor diğer mantarları bulabilirsin diyor. Öyle bir haber verme özelliği var. O yüzden çok seviyorum bunları gördüğüm zaman. Seviniyorum yani. Benim için mantar habercisi gibi bir şey. Hadi bakalım bakalım daha neler bulacağız. Evet burada böyle paldır küldür yürürken şöyle ayağımla bir yaptım arkadaşlar. Keşke yapmaz olaydım. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Almamıştık yanımıza işte değneğimizi sopamızı. Allah'ım eyvah 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 eyvah. Bakın arkadaşlar. Güzelliklere bakın. İşte bu mantarın da olayı bu. Dedim ya size olduğum bir yerde belki bir sepet bile bulabilirsiniz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gümbür gümbür geliyor. Gümbür gümbür. Ay, şükürler olsun ya. Vallahi çok güzel mantarlar ya. Bakın şu güzelliklere bakın ya. Büyüyeniz mi siz? Büyüyeniz mi? Ya arkadaşlar inanın kabarıklık. Sadece ayağımla şöyle yaptım ya. Şöyle iti verdim. Neyse. Bunları artık tepede temizleriz. Ay bu çok. İşte abi mantar dedim böyle olacak. Kuyuşuna bak. Maşallah sapa bak. Bolet gibi neredeyse. Bakın damarlı yapıyı çok daha net görebiliyorsunuz. Şöyle sert. Oh bak ha. Şimdi geldi koku. Şimdi geldi. Çocukluğumun kokusu geldi. Hafif kayısı kokusu geldi. Şunları da alacağız arkadaşlar. Ya bu zaten böyle bir başladıysa tamam buralarda bir daha bir bakın. Bak 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 bak. Hiçbir şey demiyorum bak. Ondan sonra cima. Dur nerede şu sağda mesela şurası kabarıklık duruyor mesela bakın. Bellidir burada kesinlikle. Al 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 hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Hiç bakın bir tane bile gözükmüyor. Ama bir de şu olanlara bakar mısınız maşallah. Vay 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 sapı yemişler bile. Çürüklere bak vallahi bizden önce davranıp yemişler. Oo, böyle pıtır pıtır da toplanıyor. Abi bu mantarın her şeyin güzel oluyor. Toplaması güzel, tadı güzel, lezzeti güzel, dayanıklılığı güzel. Mükemmel. Mükemmel mükemmel. Ay Allah ya. Elle de pek karıştırmak istemiyorum şimdi. Yani yılanlar da var. Şunları bir kapattıralım da. O zaman biz daha burada buluruz. Kendime hemen dallardan bir kopa keseyim olmadı. Bakın burada mesela çürümüş bir mantar var. Vallahi arkadaşlar bana çok az müsaade edin. Şuradan bir sopa yapayım kendim hafiften böyle kancalı. Vallahi bu iş olacak. Vakit yok ama yine 3-5 daha bulayım. Şöyle en azından bir pişirimlik devam ederiz. Evet aynen öyle yaparız. Önce sopa için çözmeliyim arkadaşlar. Çok az müsaadenizi istiyorum. Hemen bir değnek sopa bir şey ayarlayayım. Onunla aramıza daha güzel bir şekilde devam ederiz. Evet arkadaşlar yine sarı altınlardan buldum diye düşünüyorum. Çünkü sapları parlıyor. Böyle fermuar gibi geliyor arkadaşlar. Bir buldum böyle. Muhtemelen daha buralara çıkacaktır.
kocaman güzel bir örnek. Gel bakalım aslan. Maşallah be, maşallah be. Çok iyi. Bakın bu şekilde. Vaktimiz var, şeyimiz var. Bu şekilde bulduğumuz yerleri ve mantarları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bakalım. Şöyle hafiften bir araç. Bıçağımızın tersiyle sopa yaptım ha bu arada. Sopam şurada bir davulgadan. Kendime bir sopa edindim. Petimiz uzakta. Çok güzel yerler ya. Bakın arkadaşlar. Yerler nemli, ıslak. Eğer bunlar varsa daha öyle güzel zamanda yağdı ki yağmur. Yani şu an patlayacaktır, patlayacaktır. Bir haftaya tabii, bir hafta. Şu an çok az var. Az var, öz var ama bir haftaya patlayacaktır arkadaşlar burada. Her yer mantar olacak. Geçen sene müthişti. Yani geçen sene kadar kadayı bulduğumu daha önce pek hatırlamıyorum. Çok keyifli ve bol mantarlar bulduk. İnşallah bu sene de öyle bir sene olur. Şimdi bakacağız. Bulacağız, çekeceğiz, göstereceğiz, anlatacağız, devam edeceğiz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Haydi devam.